Efendim hepinize merhabalar. GTA 5'e hoş geldiniz. Bugün normal içeriklerimizin dışında klasik sohbet muhabbet olayını zaten yapıyoruz ama GTA 5 temasının dışına çıkıyoruz. Çünkü GTA üçlemesine dair güncel bilgilerimiz geliyor efendim. Normal böyle etrafta takılıp araba içeriklerine falan bakmayacağız veya normal açık dünyaya. Tabii dolaşacağız arkada sıkılmayasınız diye müzikle birlikte. Efendim GTA üçlemesi sonunda bilgiler sızdırılmıştı zaten. Kodlar falan sızdırılmıştı. İkonlar falan böyle yenilenmiş, güncellenmiş halleriyle sızdırılmıştı. Görmüşsünüzdür zaten. Görmüyorsanız ekranda falan ben getiriyorumdur edit here olarak. Artık dediler ki hem GTA 5'e güzel şeyler getiriyoruz. Onun için bir beklemede kalın. Hem de GTA San Andreas, Vice City ve 3'ü istemeden 4 diyecektim. 4 de yazık gariban köşeden bakıyor. GTA 3'lemesini artık bu senenin sonunda getiriyoruz diyor efendim. Güncellenmiş haliyle birlikte, geliştirilmiş haliyle birlikte yani remastered yaparak yenilenmiş sıfırdan haliyle değil yani. Ama klasik görüntüleri de klasik oynanışı oyun mekaniklerini bozmadan Unreal Engine'le birlikte geliştirerek sizlere sunacağız diyor. Umarım böyle GTA 5'in PlayStation 5 fragmanı gibi olmaz. Mevcut konsollar üzerine geliyor. Mevcut konsolları demişken PlayStation 5 de artık bir mevcut konsol olduğu için şaşırıyor insan değil mi? PlayStation 5 mevcut konsol da ülkede o kadar satılmadığı için gerçekten insanın garibine gidiyor. Ama şöyle bir kötü haber var efendim. Bir hafta içerisinde bu üçlemeye dahil olan oyunlar yani San Andreas, Vice City ve GTA 3'e dair dijital kopyalar yani dijital versiyonları satıştan kalkacak. Yani bir hafta içerisinde o versiyonlarına sahip olmak istiyorsanız almanızı tavsiye ederim. Eski sürümleri daha sonra işinize yarayacaktır. Yok kardeşim zaten ne bir torrentçiyiz ne GTA ne filan diyorsanız sıkıntı yok. Bende de bir GTA orijinali var. Motoru kurunca orijinali çalışmıyor diye torrent haline tutuyorum filan. Downgrader'ı filan kurman gerekiyor. San Andreas'çılar bilir zaten onları. İş işten geçmeden alabilmeniz için efendim son bir haftanız. Şu acayip bu üçleme efendim Definitive Edition işte 2022'de iOS'a ve Android'e de geliyor. 2022'nin ilk çeyreğinde, ilk yarısında pardon. iOS ve Android'e de geliyor. Bu 20. yılı bu arada GTA 3 çıktığından bu yana. Bunun da kutlaması geliyor efendim. Önümüzdeki haftalarda GTA 5'te GTA 3 içerikleri falan olacak. Live veriler işte tişörtler falan filanlar olacak. Yine klasik. O kadar büyük çaplı bir şey bekliyor muyum? Şüpheliyim. GTA 3'e dair şeyleri GTA 5'te görmek güzel olacaktır. Bu arada bir bilgiyi atlamışım. Burada durdurup sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ay içerisinde GTA Online'da özel sürprizler bizi bekliyormuş. Bu arada ona artı olarak deniliyor ki San Andreas'ın güneyinde olağan dışı acayip olaylar olacak herhalde. Gizemi seven bir firma olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarım patates bir şey çıkmaz. Bakalım o olağan dışı olaylar neymiş? Önümüzdeki süreçte anlayacağız. Devam edelim. Daha sonra devamında efendim demişler ki arkadaşlar biz yıllardır size hizmet... Gerçekten bak şu an özet geçiyorum. Arkadaşlar biz yıllardır elimizden geldiğince yaptık. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi sıvadık, yeri geldi sizlerle birlikte güzel bir komünite oluşturduk, kitle oluşturduk, topluluk oluşturduk filan diyor. Özeti bu gerçekten. Ama diyor artık işleri bir level ileri taşımanın zamanı geldi. Vallahi diyor yemin olsun oyunun mekaniğini geliştireceğiz diyor. Yaşanan... Bak şunu geliştirin yeter. Yaşadığınız performans sorunlarına dair olayları geliştirmeye devam edeceğiz diyor efendim. PlayStation 5'e filan duyuruldu ya önümüzdeki sene çıkacak filan dediler önümüzdeki sene Mart ayında. Vallahi diyor bak fragmana tamam kötü yapmış olabiliriz. Abim dedi bak geldi kendisi söyledi çocuk kendisi dedi bana. Şu an Türkçe çeviri yapıyorum ama Cevahirce. Translate ile Cevahirce'yi karıştırıyorum. Üzerine bir şeyler koymak adına yapıyoruz çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde diyorum. Önümüzdeki zamanlarda size bilgileri geçeceğiz. Biliyorsunuz bak PlayStation 3'ten PlayStation 4'e PC'ye duyurulurken dedim bu oyun level atlamış ya PlayStation 3'teki Xbox işte 360'daki versiyonuna bak. Bir de yeni konsollardaki haline bak. Kabul ettin orayı. Ama PlayStation 5 ile PlayStation 4 arasında PC versiyonunda arasında o kadar dağlar kadar fark yok ki. Hatalı plakalar falan var böyle. Saçma salak değişiklikler var. Umarım onlar geliştirilir. Oyuncuların tekrardan kalbini kazanırlar. Oyuncuların kalbini kırdığını çünkü bu haberle birlikte fark etmişler diye düşünüyorum. Üçleme kısmına dönecek olursak vallahi güzel bir şey bekliyorum. Sizin görüşleriniz nelerdir? Siz nasıl bir şey bekliyorsunuz? Unreal Engine'le sizce sıvarlar mı? Şimdilik benden bu kadar da efendim. Üçlemeye dair veya GTA 5'e yeni gelecek olayları, güncellemelere dair bilgiler filan paylaşıldığı sürece sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sizde varsa güncel bilgiler filan yorumlarda yazmayı unutmayınız. Görüşlerinizi de merak ediyorum üçlemeye dair nasıl olur sizce? Yeni videolarımız gelinceye kadar kendinize iyi bakın. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Her zaman dediğimiz gibi atmam sizinle olsun.